AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Yavaş'ın siyasi geçmişinin Türk milliyetçiliğine dayandığına işaret ederek şehit ailelerine sahip çıkan 2 satırlık bir tweetinizi görmedim. Bakın Sayın Başkanım, daha önce terör örgütü PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik olarak kadın hakları çerçevesinde sahip çıkan bir tweetiniz oldu. Bu şehit yakınlarımızın annelerinin, bacılarının Selahattin Demirtaş'ın eşi kadar değeri yok mu? Niçin bir açıklama yapmadınız diye konuştu. Yavaş'a açıklama yapmaması halinde 30.000 şehidin, MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in ve Büyük Birlik Partisi kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemiklerinin sızlayacağını ifade eden Burhan, Yavaş'a Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkan Vekili görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ı kınaması için çağrıda bulundu. Burhan'ın çağrısına cevap veren Yavaş, bir şehit yakınına Lütfü Türkkan'ın sarf etmiş olduğu sözler asla kabul edilemez ifadesini kullanarak İYİ Parti'nin koruma duygusuyla hareket etmediğini, Türkkan'ı görevden alarak gerekeni yaptığını aktardı. Olayın ilk olduğu andan Türkkan'ın yaptığı ilk açıklamayla olayı inkar ettiğini, ardından ikinci bir açıklama yaparak özür dilediğini anımsatan Yavaş, Millet İttifakı'nın bir belediye başkanı olarak partinin ve genel başkanın tavrını desteklediğini söyledi. Yavaş, bizleri son derece rahatsız eden bu hareketin gerekli şekilde cezalandırılmasından da ayrıca memnunum. Yeter mi yetmez mi, sonuçta partisi kendi karar verecek. Zaten aksi durum, kendimizi tutturduğumuz ve halkımız tarafından karşılık gören nezaketli çizgimizi inkar etmek olurdu. İYİ Parti'nin genel merkezi gerekli hassasiyeti göstermemiş olsaydı ve biz de bu duruma tepkisiz kalsaydık, hiç şüphe yok ki bizler de eleştirilmeyi hak ederdik değerlendirmesinde bulundu. Şehitlerin ölümsüz ve mukaddes olduğunu vurgulayan Yavaş, şehitlerin emanetlerini en değerli varlıklar olarak gördüğüne işaret etti. Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü. Hiç kimsenin hangi gerekçeyle olursa olsun bir şehit yakınına sövme, onu incitme hakkı olamaz. Bu gerçeği hepimiz kabul etmekle birlikte gönül isterdi ki şehit yakını olarak kendini ifade eden o şahsın sosyal medyada çıkan önceki paylaşımlarına da tepki gösterilseydi. Siyaseten yan yana olmasak bile herhangi bir kadına sırf kadınlığı üzerinden cinsiyetçi yaklaşımla hakaret ve tehdit geldiğinde insanlığımızın ortak vicdanıyla karşı çıkmalıyız. Dün Başak Demirtaş'a kadın kimliği üzerinden yapılan ahlak dışı saldırıyı nasıl kınamış ve kadına yönelik her türlü saldırının karşısında olduğumuzu ifade etmişsek, bugün Meral Akşener hanımefendiye yönelik olarak ahlak dışı saldırıda da siyaset üstü düşünmek ve tavır koymak her bireyin görevi olmalıdır dedi.